Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hayatı 33. bölüm. Müşriklere mukabeleye izin verilmesi. Resul-i Ekrem Efendimiz Mekke'de harp ve cihada izinli değildi. Allah'tan aldığı emirler gereği bütün mesaisini, iman esaslarını kalp, ruh ve akıllarda tesbite hasretmişti. Vaaz ve nasihatla, ikaz ve irşatla burada hizmetine devam ediyordu. Bu devrede her türlü mezalime karşı sabır ve sükunetle harekete memur bulunuyordu. Mekke'de ilk zamanlarda nazil olan ayetlerde bu husus açıkça görülür. Zaten İslam hukukuna göre insanlar arasında asıl olan sulh ve barış dairesinde münasebettir. Harp ve cihada ancak zaruret hasıl olduğu zamanlarda müracaat olunur. Cenab-ı Hakk'ın bir ana ve babadan yarattığı insanlar arasında bundan başka da bir hak olmaz. İnsanların şubelere, kabilelere ayrılması ise neslin tanınması ve temiz kalması gibi kendilerine mahsus ortak menfaatlere binaendir. Peygamberimiz ve Müslümanlara onca mezalim ve işkencelere rağmen Mekke'de harp ve cihada izin verilmediği ve sabır ve teenni tavsiye edildiği gibi Medine'ye hicret vuku bulduktan sonra da hemen müsaade olunmadı. Gerçi İslam Medine'de günden güne kuvvet kazanıyor ve süratle inkişaf kaydediyor, Kur'an güneşi bütün haşmetiyle ruhları sarmaya başlıyordu. Ama yine de Resul-i Ekrem Efendimizin ve Müslümanların vaziyeti tam bir emniyet içinde değildi. Medineli Müslümanlar Efendimiz'i coşan bir bayram havası içinde karşılamışlardı. Ama münafıklarla Yahudiler gönüllerinde müthiş bir kin ve düşmanlık besliyorlardı. Her ne kadar Yahudiler Peygamberimizle bir anlaşma imzalamışlarsa da bütün bu hal ve hareketleri bu anlaşmayı tekzip ediyordu. Münafıklar da tehlikeli bir durum arz ediyordu. Peygamber Efendimizin hicretinden önceye rastlayan günlerde Hazreç kabilesinin reisi bulunan Abdullah bin Übey bin Selül için süslü bir taç hazırlanmıştı. Bir devlet reisi ihtişamıyla onu giymek üzereyken hicret vuku bulmuştu. Bunun neticesinde kavmi olan Hazreçliler tamamen Müslüman olmuşlardı. Haliyle bu gibi şeyler unutulmuştu. Abdullah bin Übey kavmine uyarak zahiren Müslüman olmuştu. Ama reislikten mahrum kalmak acısı ile yan çizmiş ve bir münafıklar hizbi kurmuştu. Gizli gizli nifak ve fesada başlamıştı. Hatta Peygamberimizin tebliğatına, vaaz ve nasihatlerine müdahale etme cüretini gösterecek kadar zaman zaman ileri gidiyordu. Bu münafıklar zümresinin Müslümanlar arasına fitne ve fesat sokmak için meydana getirdikleri hadiselerden yeri geldikçe bahsedilecektir. Ayrıca Mekke müşrikleri, Medine münafıkları ve Yahudilerini hatta Medine etrafındaki kabileleri devamlı surette tahrike çalışıyorlardı. Ve Mekke'de söndüremedikleri nuru akıllarınca Medine'de söndürmek için harekete hazırlanıyorlardı. Harici ve dahili bu kadar düşmana karşı sabır ve tahammül ile sulh dairesinde davranmanın imkanı kalmamıştı. Müslümanlardan çoğu Kureyşlilere karşı çıkmak, onlarla hesaplaşmak istiyordu. Ensar'ın ileri gelenlerinden biri olan Sa'd bin Muaz Hazretleri bu arzusunu şöyle ishar ediyordu. Allah'ım, bilirsin ki senin uğrunda şu Kureyş kavmiyle mücadele etmekten daha sevimli bir şey yoktur. O Kureyş ki Resulünün peygamberliğini yalanladılar. Sonunda da memleketinden çıkmaya mecbur bıraktılar. Allah'ım öyle tahmin ediyorum ki bizimle onlar arasındaki harbe müsaade edeceksin. Görüldüğü gibi Medine'de Müslümanlar tam bir emniyet içinde değillerdi. İşte bu sırada Peygamber Efendimiz'e mukabele ve müsaade suretiyle savaşa izin verildi. Konu ile ilgili nazil olan ayette şöyle buyuruldu. Estağfirullah, Bismillah. Kendilerine savaş açılan müminlere
zulme uğramaları sebebiyle cihad izni verildi. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye hakkıyla kadirdir. Onlar Rabbimiz Allah'tır demiş olmalarından başka hiçbir sebep olmaksızın haksız yere yurtlarından çıkarılmışlardır. Ayet-i kerimenin ifadesinden anlaşıldığı gibi burada cihad izni kayıtlıdır ve sadece tecavüze maruz kaldıklarından ve zulme uğradıklarından dolayı verilmiştir. Yani Müslümanlar herhangi bir tecavüzde bulunmayacaklar, şayet zulme maruz kalırlar veya üzerlerine yürüyen olursa kendilerini müdafaa için savaşacaklardır. Bu ayet ile aynı zamanda İslam muharebelerinin tecavüz değil, müdafaa esasına dayandığı da ortaya çıkmaktadır. Bu ayetler Müslümanlara saldıran, düşmana karşı kendilerini koruma ve müdafaa etme meşru hakkını tanıyordu. Müslümanların siyasi durumu ve maddi gücü düzeldiği ve ilk şartlarının kaybolduğu nispette nazil olacak ayetlerle bilahare cihat Müslümanlar üzerine farz kılınacaktır. Her tarafa seriyeler gönderilmesi. Mekkeli müşrikler her şeye rağmen Peygamberimiz ve Müslümanların peşini bırakmış değillerdi. Medine'deki Yahudi ve münafıklarla el altından gizli gizli işbirliklerini sürdürerek İslam nurunu söndürmeye, Resul-i Kibriya'nın vücudunu ortadan kaldırmaya matuf faaliyetlerine aralıksız devam ediyorlardı. Medine'yi teşkilatlandıran Resul-i Ekrem Efendimiz bunlara karşı tedbir almaya başladı. Düşman her türlü hile ve desiseye başvururken elbette tedbirsiz kalınamazdı. Peygamber Efendimiz her şeyden önce iktisadi harp usulünü tatbik etmek istiyordu. Bu maksatla da Kureyş'in Suriye'ye giden ticaret yolunu kontrol altında tutmayı uygun buldu. Düşündükleri bir diğer tedbir de civarda yaşayan kabilelerle sulh anlaşmaları yapmaktı. Böylece onları Mekkeli müşriklerin sinsi emellerine alet olmaktan kurtarmış ve Kureyş'i tek başına bırakmış olurdu. Bu maksat ve gayeyle henüz hicretin ilk yılında etrafa seriyeler göndermeye başladı. Bu seriyeler herhangi bir yere hücum etmek ve kan akıtmak maksadıyla yola çıkmıyordu. Nitekim görüleceği gibi ilk seriyeler, biri istisna edilirse, bir damla kan dökmemişler ve hiçbir kabileyi yağmalamamışlardır. Yola çıkarılan bu seriyelerin belli başlı vasfı Kureyşli müşrikleri iktisadi baskı altında tutmak. Onlara bu yolda bir nevi ihtarda bulunmaktı. Eğer siz şiddet siyasetinize devam ederseniz, biz de yapacağımızı biliriz. Can damarınız demek olan ticaret yolunuz elimizdedir, aklınızı başınıza alın demekti. Bu seriyelerin gördüğü bir başka mühim vazife de Medine'nin etrafını kontrol etmekti. Herhangi bir tehlikenin söz konusu olup olmadığını, düşmanın ne gibi hazırlıklar içinde bulunduğunu araştırıp haber vermekti. İlk seriye, Medine'ye hicretlerinden 7 ay sonra Ramazan ayında Resul-i Ekrem Efendimiz amcası Hazreti Hamza'yı Mekkeli muhacirlerden 30 kişilik bir süvari grubunun başında Kureyş müşriklerinden 300 kişilik bir birliğin muhafazasında Şam'dan Mekke'ye gitmekte olan ticaret kervanını gözetlemek için gönderdi. Süvari birliğinin içinde Ensar'dan bir tek Müslüman yoktu. Çünkü onlar sadece Medine içinde korumak üzere Peygamber Efendimiz'e söz vermişlerdi. Bu sebepledir ki Resul-i Ekrem Bedir Muharebesi'ne kadar Ensar'dan hiçbir kimseyi askeri seferlere göndermemiştir. Medine'den yola çıkan Hazreti Hamza, İs nahiyelerinden biri olan Seyfülbahr'de İçinde Ebu Cehil'in de bulunduğu Kureyş kervanı ile karşılaştı. Taraflar çarpışmaya hazırlanırken, iki tarafın da dostu ve müttefiki bulunan Cühanilerin reisi, Mecdi bin Amr aralarına girip çarpışmalarına mani oldu. Kureyş kervanı ile Mekke'ye doğru yol alırken, Hazreti Hamza da beraberindeki Müslümanlarla Medine'ye geri döndü.
Peygamber Efendimiz çarpışma çıkmamış olmasından memnunluk duydu. Ubeyde bin Haris seriyesi. Hazreti Hamza'nın Medine'ye dönüşünden sonra Peygamber Efendimiz Şevval ayında Ubeyde bin Haris'i Nabi Vadisi'ne gönderdi. Maiyetinde muhacirlerden 60 süvari vardı. Nabi Vadisi'ne giden Hazreti Ubeyde, orada Kureyş müşriklerinden 200 kişi ile karşılaştı. Birbirlerine hafif ok atışlarında bulundular. Müslümanların safında ilk ok Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri tarafından atıldı. Allah yolunda atılan ilk ok bu oldu. Bunun dışında herhangi bir çatışma olmadan iki taraf birbirlerinden uzaklaştı. Bu arada Müslüman olan fakat bir türlü fırsatını bulup Müslümanlar arasına katılamayan Miktat bin Amr ile Utbe bin Gazvan da bu durumu fırsat bilerek müşrikler arasından ayrılarak mücahitlere katıldılar. Hicretin birinci senesinin mühim bazı hadiseleri. Ashab'tan Esad bin Zürare ile Gülsüm bin Hidm'in vefatı. Gülsüm bin Hidm, Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Oldukça yaşlanmıştı. Mescid-i Nebevi yapıldığı sırada Kuba'da vefat etti. Hazreti Gülsüm bin Hidm, hicretten önce Müslüman olmuştu. Resul-i Kibriye Efendimiz'i hicret esnasında Kuba'da evinde misafir etme şerefine ermişti. Peygamberimiz 14 gün kadar evinde kalmıştı. Esad bin Zürare Hazretleri, Akabe biatında Resul-i Ekrem Efendimiz'le görüşen 6 zattan biri idi. Son Akabe biatında Ensar'ı temsilen seçilen 9 temsilcinin arasında o da yer alıyordu. Esad Hazretleri de Gülsüm bin Hidm'in vefatından kısa bir zaman sonra vefat etti. Resul-i Ekrem Efendimiz vefatı esnasında yanında bulunuyordu. Onu yıkadı, kefenledi ve cenaze namazını kıldı. Sonra da onu Medine kabristanı olan Baki'ye defnetti. Baki kabristanına Ensar'dan ilk defnedilen zat Esad bin Zürare Hazretleridir. Abdullah bin Zübeyr'in dünyaya gelişi. Hicretin 5. yılının muhacir Müslümanları sevindiren başka bir hadisesi Hazreti Zübeyr bin Avvam'ın Abdullah adında bir çocuğunun dünyaya gelişidir. Hazreti Abdullah Medine'de muhacir Müslüman aileleri içinde doğan ilk çocuktur. Annesi Hazreti Ebubekir'in kızı Hazreti Esma, Kuba köyünde onu dünyaya getirmiştir. Abdullah'ın doğumu muhacir Müslümanları son derece sevindirdi. Zira Yahudiler onlara, "Biz sizi sihirledik. Bundan böyle sizden erkek çocuk dünyaya gelmeyecektir." diyorlardı. Muhacirler de bundan fazlasıyla üzüntü duyuyorlardı. Abdullah'ın dünyaya geldiğini duyar duymaz Yahudilerin bu sözlerini yalanladığından dolayı tekbirler getirerek sevinçlerini ishar ettiler. Ona Abdullah ismini bizzat Peygamber Efendimiz verdi. Ebva gazası. Hicretin birinci senesinin son ayı. Resul-i Ekrem Efendimiz ilk defa muhacirlerden 60 kişilik bir kuvvetle yerine Sa'd bin Ubade'yi vekil bırakarak Medine'den yola çıktı. Efendimizin bu gazaya çıkış maksadı etrafa saldırıp halkı rahatsız eden Kureyş müşrikleriyle karşılaşıp onlara gözdağı vermek. Aynı zamanda Demre bin Bekroğullarıyla anlaşma yapmak isteğiydi. Resul-i Ekrem'in beyaz sancağını Hazreti Hamza taşıyordu. Peygamber Efendimiz bu gazada müşriklerle karşılaşmadı. Ancak yola çıkışının ikinci maksadı olan Demre bin Bekroğullarıyla anlaşmayı gerçekleştirdi. Beni Demre reisi ile yapılan yazılı anlaşmaya göre ne Peygamberimiz onlarla ne de onlar Peygamberimizle herhangi bir çarpışmaya girmeyeceklerdi. Birisi diğerinin düşmanına gizlice de olsa yardım etmeyecekti. İslam'a karşı çıkmadıkları müddetçe Resulullah'tan yardım görecekler, Peygamberimiz de onları düşmanına karşı yardıma davet ettiğinde icabet edeceklerdi. Peygamber Efendimiz 15 gece sonra Medine'ye döndü.
civar kabilelerle yapılan bu dostluk anlaşmalarının büyük faydaları olmuştur. Bilhassa Mekkelilerin Şam ticaret yolu üzerindeki kabilelerle yapmış olması, Kureyş'i iktisaden çökertme planının bir tatbikatı idi. Görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz Müslümanlara muazara vaziyeti almamış, başka bir kabilelerle düşmana karşı muvaffakaten de olsa bazı anlaşmalara girmiştir. Seriye ve Gazalar, Buvat Gazası. Hicretin ikinci senesi Rebiül Evvel ayı. Bu tarihte Peygamber Efendimiz beraberinde 200 muhacirle Medine'den yola çıktı. Maksadı, içlerinde azılı müşrik Ümeyye bin Halef'in de bulunduğu 100 kişilik muhafız grubunun kontrolü altında hareket eden 2500 develik büyük Kureyş kervanının üzerine yürüyerek onlara gözdağı vermekti. Buvat Dağı'na kadar giden Resul-i Ekrem kimseyle karşılaşmadı ve Medine'ye geri döndü. Safevan Gazası. Hicretin ikinci senesi Rebiül Evvel ayı. Mekkeli müşriklerin adamlarından Kürz bin Cabir el-Fihri arkadaşlarıyla Medine otlaklarına kadar sokularak akın etmiş, Medinelilere ve Müslümanlara ait birçok hayvanı alıp götürmüştü. Bu baskın üzerine Peygamber Efendimiz Medine'de yerine Zeyd bin Harise'yi vekil tayin ederek Meskur yağmacıyı takibe çıktı. Bedir nihayesinin Safevan Vadisi'ne kadar ilerledi. Ancak Kürs takip edildiğini haber almış olduğundan daha önce sapa bir yoldan kaçmıştı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Medine'ye geri döndü. Bu gazaya Bedru'la yani ilk Bedir gazası denilir. Uşeyre Gazası. Hicretin ikinci senesi Rebiül Evvel ayı. Resul-i Ekrem Efendimiz Safevan gazasından 3 ay sonra muhacir Müslümanlardan 150-200 kişiden müteşekkil bir askeri birlik ile Medine'den yola çıktı. Beraberinde 30 deve bulunuyordu ve mücahitler bu develere nöbetleşe biniyorlardı. Maksat yine Kureyş'in Şam'a göndermiş olduğu ticaret kervanını takip etmekti. Ancak Medine'den 9 konak mesafede bulunan Mülcitoğullarına ait Uşeyre Ovası'na gelindiğinde Kureyş kervanının buradan 2-3 gün önce geçtiği öğrenildi. Medine etrafını her bakımdan emniyet altına almak hususu üzerinde dikkate duran Peygamberimiz, burada daha önce anlaşma yaptığı Tamreoğullarının müttefiki olan Beni Mülcit'le aynı mahiyette bir dostluk ve ittifak anlaşması imzaladı. Sonra da Medine'ye döndü. Abdullah bin Cahş seriyesi. Hicretin ikinci senesi Recep ayı. Peygamber Efendimiz bu tarihte Abdullah bin Cahş'ı huzuruna çağırdı ve Müslümanlardan 8 kişilik bir birlik kumandasında Nahle Vadisi'ne gideceğini emir buyurdu. Birliğe katılanlara hitaben de sizin üzerinize birini tayin edeceğim ki o en hayırlınız değildir. Fakat açlığa, susuzluğa en çok dayanan katlananınızdır dedi. Resul-i Ekrem kumandan tayin ettiği Abdullah bin Cahş'a da bir de mektup verdi. Bu mektubu 2 gün yol aldıktan sonra açıp okumasını ve ona göre hareket etmesini emir buyurdu. 2 günlük yolculuktan sonra Abdullah bin Cahş emri gereğince mektubu açıp okudu. Mektupta şunların yazılı olduğunu gördü. Bu mektubumu gözden geçirdiğin zaman Mekke ile Taif arasındaki Nahle Vadisi'ne kadar yürüyüp oraya inersin. Oradaki Kureyş'i gözetler, alabildiğin haberleri gelip bize bildiresin. Şu halde bu seriyeden maksat Kureyş'in hareketini gözetlemek, ne gibi hazırlıklar içinde bulunduklarını tespit etmekti. Kahraman sahabi Abdullah bin Cahş, Hazreti Resulullah'ın mektubuna "Semi'na ve ata'na" dinledik ve itaat ettik dedikten sonra mücahitlerle de "Hanginiz şehit olmayı ister ve makamı özlerse benimle gelsin. Kim de ondan hoşlanmazsa geri dönsün. Ben ise Resulullah'ın emrini yerine getireceğim" diye hitap etti.
Fedakar mücahitler tereddütsüz kumandanlarının emrine amade olduklarını bildirdiler. Mücahitler nöbetleşe bindikleri develerle Nahle Vadisi'ne vardılar. Orada konakladılar. Bu arada yükleri kuru üzüm ve yiyecek maddeleri olan Kureyş'in bir kervanı göründü. Gelip onlara yakın bir yerde konaklandı. Mücahitler bunlara karşı nasıl davranmaları gerektiği hususunda konuştular. Hücum etmeyeceklerine dair önce bir karara varamadılar. Çünkü içinde kan dökmek haram olan Recep ayının girip girmediğinden tereddüt ediyorlardı. Sonunda henüz Recep ayının girmesine bir gün var olduğunu kanaatine varınca ittifakla kervanı ele geçireceklerine dair karar aldılar. Tam o esnada Vakıd bin Abdullah'ın attığı bir okla kervanın reisi Amr bin Hadremi öldü. Mücahitler diğerlerinin üzerine yürüdüler, iki kişiyi esir alıp kervanı da ele geçirdiler. Kurtulanlar Kureyşlileri hadiseden haberdar etmek için Mekke'ye doğru kaçmaya başladılar. Mücahitler ise her iki esir ve kervanla birlikte Medine'ye döndüler. Seriyye'nin başkanı Abdullah bin Cahş Hazretleri durumu anlatınca Fahri Kainat Efendimiz şiddetle "Ben size haram olan ayda çarpışmayı emretmemiştim" dedi ve ganimetten herhangi bir şey almaktan kaçındı. Seriyye'ye iştirak etmiş bulunan mücahitler Resul-i Ekrem'in bu hareketi karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar. Diğer sahabeler de onların bu hareketlerini tasvip etmeyince bütün ruhlarını büyük bir sıkıntı sardı. Resul-i Kibriya'ya durumu izah ettiler. "Ya Resulallah" dediler. "Biz onu Recep'in ilk gecesinde ve Cemazi'l-Ahir ayının son gecesinde öldürdük. Recep ayı girince kılıçlarımızı kınına soktuk. Buna rağmen Resulullah kendisi için ayrılan ganimeti almadı. Çünkü ortada bir şüphe söz konusuydu. Nitekim Mekkeli müşrikler de bu hareketi dillerine doladılar ve dedikodu yapmaya başladılar. Muhammed ve ashabı haram ayı helal saydı. Onda kan döktüler, mal aldılar, adam esir ettiler. Bu dedikodular Medine'de duyuldu. Diğer taraftan Medine'de bulunan Yahudiler de ileri geri konuştular. Bir taraftan Seriyye'ye iştirak etmiş bulunan mücahitler bu hareketlerinden dolayı üzüntü duyuyorlardı. Diğer taraftan Mekkeli müşrikler ve Medineli Yahudiler ise ileri geri konuşuyorlardı. Peygamber Efendimiz ise kendisine ayrılan ganimeti kabul etmiyordu. Bir müddet sonra Efendimiz'e vahiy geldi ve meseleyi halletti. İlgili ayette şöyle buyuruldu: Estağzubillah, Bismillah. "Sana haram ayda savaşmanın hükmünü soruyorlar. De ki, o ayda savaşmak büyük günahtır. Fakat insanları Allah yolundan çevirmek, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ı ziyaretten men etmek, oranın ahalisini Mescid-i Haram'dan çıkarmak, Allah katında daha büyük günahtır. Fitne ise katilden daha büyük bir cinayettir. Onların elinden gelse dininizden dönünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar." Seriyye'ye iştirak etmiş olan mücahitler bu ayet üzerine sıkıntı ve manevi ızdıraptan kurtuldular. Peygamber Efendimiz de kendisi için ayrılmış bulunan ganimet hissesini kabul etti. Müşrikler ise esirler için kurtuluş bedeli gönderdiler. Esirlerden sadece Osman bin Abdullah Mekke'ye gitti. Diğer esir Hakem bin Kaysen ise Müslüman olup Medine'de kaldı. Mücahitler tarafından esir alınınca kumandan Abdullah bin Cahş onun boynunu vurmak istemişti. Fakat diğer sahabeler "Hayır, Resulullah'a götürelim" diyerek buna mani olmuşlardı. Böylece Hakem boynunun vurulmasından kurtulmuştu. Medine'ye döndüklerinde onu Peygamber Efendimiz'e götürdüler. Resul-i Ekrem Hakem'i Müslüman olmaya davet etti. Ancak o menfi tavır takındı. Hatta ileri geri konuşmaya başladı. Bu konuşmalarından hiddete gelen Hazreti Ömer, "Bunun Müslüman olacağı yok ya Resulallah. Müsaade et, boynunu vuralım" diye konuştu. Resul-i Ekrem bu teklifi kabul etmedi ve Hakem'i tekrar İslam'a davet etti. Sonunda Hakem, "İslam nedir?" diye sordu. Resul-i Ekrem,
İslam şeriki olmayan bir Allah'a iman ve ibadet, Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmendir buyurunca hakem, Müslüman oldum diyerek kelime-i şehadet getirdi. Resul-i Ekrem de sahabelere dönerek, eğer siz onun hakkındaki görüşünüze uyup onu öldürseydim, cehenneme girmiş gitmişti diyerek hepimize ölçü olarak dersini verdi. Hazreti Resulullah'ın İslam'a davetteki temennisi, sabrı ve sebatı, işte bir insanı böylesine cehennemden kurtarıp, sahabi gibi şerefli bir makama yükseltiyordu. Kıblenin Mescid-i Haram'a çevrilmesi. Resul-i Kibriya Efendimiz ile Müslümanlar, Medine'de namazlarını Allah'ın emriyle peygamber makamı olan Kudüs'e, yani Beytül Makdis'e doğru kılarlardı. Fakat Peygamber Efendimiz, öteden beri tevhid akidesinin müstesna bir abidesi olan, yeryüzünün ilk mabedi ve ceddi Hazreti İbrahim'in kıblesi olan Kabe'ye doğru yönelerek namaz kılmayı arzu ve temenni ediyordu. Müslümanlar da, hassaten mücahitler kalplerinde aynı arzuyu taşıyorlardı. Çünkü beş vakit namazlarında Kabe'ye yönelmek, vatanları Mekke'yi de yad etmeye bir vesile olacaktı. Yahudiler de Muhammed ve ashabı, biz gösterinceye kadar kıblelerinin neresi olduğunu bile bilmiyorlardı diyerek sinsice dedikoduda bulunmaları onları rahatsız ettiğinden bu arzuları daha da kuvvetleniyordu. Bu sebeple Resul-i Ekrem Efendimiz tahvili kıble için vahiy gelmesini bekliyordu. Cebrail Aleyhisselam'ı gözetliyor ve Kabe'yi temenni ederek dua ediyordu. Nitekim bir gün Cebrail Aleyhisselam bu arzusunu ishar ederek, Rabbimin yüzümü Yahudilerin kıblesinden Kabe'ye çevirmesini arzu ediyorum diyerek ishar etti. Cebrail Aleyhisselam, ben bir kulum, sen Rabbine niyazda bulun, bunu ondan iste dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz de Beytül Makdis'e müteveccihen namazda duracakları zaman başını semaya doğru kaldırmaya başladı. Nihayet Medine'ye hicretin 17. ayında kıblenin Mescid-i Haram'a doğru çevrildiğini bildiren ayeti kerime nazil oldu. Yüzünün sık sık semaya çevrildiğini muhakkak ki biz görüyoruz. Seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa çevirin. Bu vahiy geldiği sırada Resulullah Efendimiz Müslümanlara mescitte öğle namazını kıldırıyordu. Namazın ilk iki rekatı kılınmış, son iki rekatına gelinmişti. Peygamber Efendimiz ağır ağır yönünü değiştirdi ve mübarek yüzünü Kabe'ye doğru çevirdi. Müslümanlar da Efendimizle birlikte o tarafa döndüler. İki kıbleli mescit, Mescid-i Kıbleteyn. İki kıbleli mescit demek. Diğer bir rivayete göre Resul-i Kibriya Efendimiz, Recep ayının bir pazartesi günü Beni Seleme semtinde oturan Bişr bin Bera'nın annesi Ümrü Bişr'i ziyarete gitmişlerdi. Kendisine yemek yapıldı, yediler. Bu sırada öğle namazı vakti girdi. Peygamberimiz oradaki mescitte Müslümanlarla birlikte iki rekat kıldıktan sonra namaz içinde Kabe tarafına dönmesi emrolundu. Derhal cemaatle birlikte yüzlerini Mescid-i Haram'a çevirdiler. Bu sebeple Beni Seleme Mescidine Mescid-i Kıbleteyn, iki mescit adı verildi. Peygamberimizin emri üzerine bütün Müslümanlara kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram tarafına çevrildiği duyuruldu. Bir sonraki bölümde görüşmek duasıyla.